Lezzetlere geçmeden önce Özge Biroğlu geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba, nasılsın? Teşekkürler, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Yeni single çalışman Küf. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkürler. İki ay oldu, daha çok yeni aslında. Nasıl girdi senin? Çünkü sen muhasebe işletme mezunusun ve bir şirkette evet. Muhasebe bölümünde çalışmışsın. Evet, ben iktisat mezunuyum normalde. 7-8 yıl falan da zaten muhasebecilik yaptım. Çalışırken böyle Rafet Bey'in bir projesi vardı, Rafet Erroman'ın. Onu duydum böyle radyodan. İşte tabii müzik hep hayatımda vardı bu arada. Hani böyle kısa kısa anlatmaya çalışıyorum. Hobi çünkü olarak mı yapıyordun? Yani çok küçük yaşlarda aslında böyle hani harçlık çıkartmak için falan bazı yerlerde çıkmıştım, sahne almıştım. Daha sonra işte Rafet Bey'in bir projesi olduğunu duydum. Söz müzik yazabilen, sesi güzel olan kişilerin başvurduğu. Bir başvurayım dedim, hani belki olursa falan. Daha sonra işte birçok elemeden geçti yolladığım bestem ve seçildi. Aa. Bu anlattığım şey tabii 2010 yılında ben muhasebecilik yaparken de. Güzel. Haberi alınca tabii sevinçten uçtun değil mi sen? Kesinlikle. O şekilde Rafet Elroman'la bir araya geldiniz ve bir süre vokalistliğini yaptın, doğru mu? Evet evet, ben 4-5 yıldır falan vokalistliğini yapıyorum ama tanışmam 8 yıl. O projeyle. Tabii o bu projeyle. Proje çalışmasında senin tek mevsim şarkısını evet. Herkesin seni oradan tanıdığı proje evet. Değil mi bu? Evet, aha, geçen yıl işte o proje vardı. Bir yıl bir zaman geçtikten sonra hemen böyle bir single ile devam etmek istedim. Şu an zaten İlk single mı bu? Hı hı. İlk single'ım ve çok heyecanlıyım yani. Çok uzun süre çünkü emek verdim. 2010 yılından beri emek verdim. Mutlaka. Buradan hani izleyenler varsa, böyle müzisyen olmak isteyenler, iş gerçekten çok zor. Hemen göründüğü olmuyor. Gibi değil. Kesinlikle. Görününce ben de yaparım canım. Onda ne varmış dediğiniz iş, işin içine girdiğiniz zaman en zor olandır zaten. Evet evet, yani hani yeni yeni beni şu an görmeye başladılar, tanımaya başladılar ama tabii bunun bir öncesi var. 8 yıllık bir çaba var. Şu an çıktı ama hani 2 ay olmasına rağmen de bayağı da mutluyum. Tepkiler güzel. Harika. Hı-hı. Klip çektin mi? Tabii çektik. Çektin. Onu da çektik. Önce ama şöyle oldu. Şarkımız çıktı. Bir ay sonra falan klibi çektik. Çünkü ben daha fazla sabredemedim. Hemen şarkıyı çıkarmak istedim. Heyecanlandın. Evet evet. Harika. Şarkı da yazıyorsun. Şarkı söylemenin evet. Yanı sıra. Hı-hı. Bu arada şarkımın adı Küf. Söz müzikten Acizane benim. Senin. Evet. Gururla evet, söyleyeyim evet. Diyorsun. Nasıl oluyor? Yani senin duygularını anlatarak mı yazıyorsun? Yoksa bir anda bir ilham geliyor. Aslında mesela aşkla, özlemle ilgili bir şarkıysa hemen evet. Soruyoruz ya, mesela aşk acısı mı çektin? Yok, ben öyle hissettim ve öyle yazdım diyorlar. Öyle bir duygu mu? Ya aslında şey, benim geçen sene projemde olan tek mevsimi ben normal makarna yerken yazdım. Yani makarna biraz geç geldi. Çok hani alakasız. Ben böyle sinirlendim işte, dedim hadi nerede benim makarnam? Böyle hemen abi saniye falan dedim. Hani bir anda geldi. Şaka. Ve o şarkıyı yazdım. Hani şimdi anlattığım zaman aslında bana da çok garip geliyor. Ne alaka makarna beklerken. Ama gerçekten öyle oluyor. Hani bir anda ilham geliyor. Gece birden uyanabiliyorsun. Ya da böyle tam başka bir şey yaparken onu bırakıp bir saniye falan hani aklına bir melodi geliyor. Hemen onu kaydediyorsun. Yani o yüzden bir aşk yaşamaya da gerek yok bunun için. Başkalarına verdiğin şarkı var mı? Şu an için yok. Ama yavaş yavaş böyle birkaç kişiye gönderdik. Rafet abiye falan da verdim. Evet. İnşallah. Söyleyecek. İnşallah söyler. Aha. Güzel. Aha. Mesela düet yapmak istediğin bir şarkıcı var mı? Ya aslında birçok şarkıcı var. Şimdi önceleri böyle bazen röportajlarda falan da soruyorlar bana. Hani asıl tarzınız ne sizin diye. Şimdi Küf aslında bir pop bir şarkı, hareketli bir şarkı. Bu arada aranjesini hiç unutmayayım. Sevgili Suat Ateşdağ'la yaptı. Ünlü aranjörümüz, DJ'miz. Buradan sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Hani sen normalde popçu musun, işte arabeskçi misin falan diyorlar ama ben önceden arabesk falan da söylüyordum. O yüzden böyle mesela Ebru Gündeş hayranıyımdır. Hani onunla da bir düet isterim, Sibel Can'la da isterim. Rafet abiyle istiyorum, yok ya yapmayalım diyor, ben yeterince yaptım, senle de yapmayayım falan diyor. Yani sadece ama pop söylemiyorsun o halde. Evet evet, her telden. Her telden. Her telden. Jazz, blues. Onlar hariç. Onlar Türk hariç. Olan o her çok telden. Başka değil mi gerçekten? Sohbet edeceğiz, yakından tanıyacağız. Senden de bir şarkı isteriz. Tabii. Olur. Single çalışması Küf. Doğrudur değil mi? Evet. Özge'yi dinleyelim efendim. Biraz böyle müzik arası verelim, keyiflenelim. Keyfimize keyif tamam, edelim. Tamam peki. Buyur.
Çok teşekkürler. Üstü küp ama hiç sıkıntı yok. Üflerim püf. Bitti püf. Güzel. Ne zaman yazmıştın bu şarkıyı? Bir yıl önce yazmıştım. İki ay önce çıktı. Çıktı. Hazırlık ne kadar sürdü? İki sene. İki sene. Tabii. Bunun yani daha doğrusu bu şarkıyı bir yıl önce yazdım ama hani bu single'ın hazırlığı iki sene. Yani ne yapalım, single ne çıkaralım. Single yapmaya karar verdiğinde. Evet. Zaten en zoru da şarkı seçmek galiba. Hani evet. Şarkıcı arkadaşlarımdan, tanıdıklarımdan da duyuyorum. Hı hı. Ona karar vermek zor. Çok zor. Çünkü... Bir de ben kendim karar veremiyorum. Şimdi ben hepsini seviyorum kendim yazdığım evet. için. Ama tabii başkaları karar vermeli. Ama güzel. Çok teşekkürler. Keyifli. Sağ olun. Arada darbukalar da var falan. Oynadık. Sen evde müzik dinler misin Sevim? Dinlerim. İş yaparken genelde o bir motive olur bana. Daha kesinlikle. Çok gaza gelirim sanki böyle. Söyler açarım. Misin böyle arada? Tabii. Değil mi? Olsa da söylerim. Boş ver benim de değil. Aynen öyle. Mesela dans etmeyi de çok severim. Evet. Evet müzikle, zaten evde. Fark ettim. Fark ettim değil mi hayatım? Şimdi birazcık kontrollü olmaya çalışıyorum. O da fark ettim. O da fark ettim. Bu kontrollü halim yani. Baş başayken aman Allah'ım ezgi coştu dersin. Öyle bir durum. Yolun açık olsun. Çok şansın açık olsun inşallah. Çok sağ olun. Gerçekten müziğe gönül çok verdin. Bir mekanda çıkıyor musun? Sabit çıktığın bir yer var mı? Yok. Öyle değil. Hani böyle gala şeklinde işte. Özel ama tabii şeyin arası. Rafet Bey'le de zaten hala devam ediyorum. Gidiyorum onunla öyle birlikte. Öyle mi? Vokalistliğine devam. Tabii. Güzel, bravo. En azından kendi şarkımı falan söylüyorum. Bazen hani vokalle eşlik ediyorum. Kendim de bazen işte böyle galalara, özel gecelere falan gidiyorum. Rafet Elrum'un eli ne kadar uğurlu. Yusuf evet. Güney'i konuk etmiştik buradan. Yusuf'cum selamlar olsun. Evet. O, Rafet Elrum'la tanışıp da çünkü hikayesini burada da dinlemiştik ki zaten herkes de biliyor. Evet, o da zaten bir süre vokal yapmış önce. Daha sonra işte single çıkartmışlar. Ben de öyle oldum. İnşallah ben de Yusuf kadar başarılı olurum. İnşallah, inşallah. Çok teşekkürler. Herkesin Allah gönlüne göre versin. Amin, yolunda bulunup çalışırsan tabii ki emek verirsen. Evet, çalışıyorum işte. Çalışıyorsun. İnşallah, evet. Nerelisin? Normalde ben İstanbul doğumluyum ama anne tarafım Tekirdağlı, baba tarafım Ankaralı. Duruma göre değişiyor ama nereli olduğum. Bağ var mı? Gidip geliyor musun Tekirdağ, Ankara, akrabalar, eşler, dostlar var? Gidip geliyoruz.